Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla. Ben Hatice Çakır. İki tane kızım var. Esas işim muhasebecilik. Zeolit kaynayan taş. 130'un üstünde şu anda kullanım amacı var zeolite. Kamu Bankası'ndan da destek aldık. Girişimci kadın olarak. Projelerimiz var. Devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. ...1973 doğumluyum. İki tane kızım var. 16 yıldır da bu işi yapıyoruz. Esas işim muhasebecilik. Evlendikten sonra başka bir iş arayışına girdik ama sigortacılıkla hayatımıza devam ettik. Sigortacılık, muhasebecilik, eşim ve ikimiz ayrı ayrı bürolarda. İşlerimiz, o işler halen de devam ediyor. Ama Balıkesir Bilgatçı ilçesi normalde bor madenleriyle ünlüdür. Hep bununla öne çıkar. Halbuki zeolit dünyada en kaliteli zeolit Bilgadiş'te ve Türkiye'de bulunan zeolit mineralinin toplam stoğunun %70'i de yine Bilgadiş'te bulunuyor. Aslında bana göre bordan çok daha kıymetli ve ön plana çıkması gereken bir ürün. Ya aslında bu da çok değerli bir şeymiş, kıymetli bir şeymiş. İşte filtrasyonda zeolit hem doğal hem canlı sağlığına zarar yok. Böyle buradan bir çıkış noktası oldu bize. Ya biz bunu acaba pazarlayabilir miyiz? Nasıl yaparız? Nereden başlarız? Pazarlamak bir yana işleyebilir miyiz? Çıkış noktası buradan oldu. Tabii bu buraya kolay gelmedik. Çok mücadelelerimiz oldu. İşte kırımlarda sorun yaşadık, elemede. Yani ürünü tanımıyorsunuz, makinenin işleyişini bilmiyorsunuz. Sanayileşmek nedir? Ondan bir haber değiliz. Aslında dediğim gibi muhasebecilik ve sigortacılıktan sanayileşmeye biz hangi ara geldik? Ne zaman geldik? Ya da bunu nasıl başarabiliriz? Hiç düşünmediğimiz bir alandı. Pazarlama ikinci bir aşama ya da sonradan bize kalan kısım. Öylelikle başlamış olduk yani. Bir serüvene girmiş olduk. Bazen yıldığımız oldu. Çok çok böyle mücadele, işte ağır kış şartları, bizim ürün çok kışı, çamuru, yağmuru, nemi sevmeyen bir ürün. Bunu biz nasıl yaparız da ederiz bilmediğimiz bir şeyin kimyasını bilmiyoruz. Makinalaşmayı bilmiyoruz. Neyi nasıl aşabiliriz? Kolay olmadı. 72 saat hiç kesintisiz eve gitmeden çalıştığımız günleri de hatırlarım. İşte gemiye konteyneri yetiştirelim ya da bu ürünü eksiksiz tamamlayalım şeklinde. Tabii makinamız bozuluyor, ürün yetişmiyor, istediğimiz ürün kalitesini elde edemiyoruz. İhracatta bu işler biraz daha hassasiyet gerekiyor. Bu tür durumlarda yaşadık ama çok şükür şimdi buradayız. İşçiyle olan İşlerimiz biraz daha kolaylaştı. Biraz daha makinalara bıraktık işi. Ama tabii ağır hantal bir iş yapıyoruz. Ama iyi ki de yapmışız. Yani Bilgadiş'ten böyle bir ürünü çıkarmak bizim için çok çok güzel bir olay. Gurur verici, onur verici bir şey her şeyden önce. Rahmetli Hafsa bize dükkanını açtı. Mıcır fabrikasında ilk denemelerimizi yaptık. İlk konteynerimizi oradan gönderdik. Avusturya'ydı. Bayağı da meşakkatli oldu. Çünkü o işleyişi de bilmiyoruz. Her şey böyle tamamen şeyle alakalı. Doğaçlama gittiğimiz bir konu. İşte bu ihracat nasıl olur? Acaba gümrükte takılır mıyız? Ya da buradan biz karşı firmaya ulaştırma noktasına kadar o güzergahta sorun yaşar mıyız? Hepsini tecrübe ettik ama çok şükür hiçbir sorun yaşamadık. O konularda da böyle bir tecrübe edinmiş olduk. Biraz daha böyle sağlam basar oldu ayaklarımız yerimizde. Evet, bu iş yapılıyormuş, tutuyormuş, alıcısı varmış, tercih ediliyormuş. Her şeyden önce kendimize güvenimiz geldi yani. Ürün kalitesini test etmiş olduk, kendimizi test etmiş olduk.
öyle bir tecrübemiz oldu. İlk çıkışımız da oradan da. Ondan sonra tabii çok sonra buralara geldik. Kendi firmamızı aldık, kendi yerimizi aldık. Biraz daha işimiz kolay şimdi o döneme göre. Biz hala yurt içi ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Neden derseniz işte zeolit diye satılan farklı ürünler bizim önümüzü kesiyor. Ya da her zeolit aynı kalitede olmayabiliyor. Mesela tavuk firmalarında bunu çok yaşadık. Biz öneriyoruz diyoruz ki işte tavukhanede kokuyu alıyor, nemi alıyor, canlı sağlığına faydalı, oradaki çamurlaşmayı gideriyor, hijyenik ortam sağlıyor, tavuğun beslenmesinde artı değer, kilo almada, yem tasarrufunda avantajları var diyoruz diyoruz. Adam zeolit deyince farklı arayışa giriyor, farklı firmalardan alıyor. Tabii ben yanlış anlaşılmasın, başkasının ürünüyle ilgili yorum yapmak değil ama aynı kalitede olmadığı için aynı cevabı alamayan firmalar bu sefer ya da bizden önce tecrübe etmişler farklı firmalardan, ya işte konuşulduğu gibi değil. Bizim bunları ispatlamamız çok zaman aldı. Yani o ön yargıyı kırmak çok zaman aldı. Kaliteyi ya da ürünü fark ettirdiğinizde artık vazgeçilmez oluyorsunuz. O noktada da başarılıyız diye düşünüyorum. Çünkü uzun yıllardır çalıştığımız müşterilerimiz var. Şöyle de diyebilirim. Hatta biz müşterilerimizle tanışmadık bile bazılarıyla. Hiçbirbirimizi tanımıyoruz. Sadece telefondan ibaretiz. Ama yıllardır da çalışıyoruz. Onlar bize güveniyor. Biz onlara istedikleri zaman, istedikleri kalitede ürün sunabiliyoruz. Kafamız o yönden rahat. Son birkaç yıldır daha çok ön plana çıktı. Yani zeoliti hiçbir zaman zeolit olarak piyasaya çıkmamışlar. İşte bir marka vermişler ya da bir isim vermişler. Kişi ne aldığını bilmiyor. Bunun içerisinin ne olduğunu. Hatta konu konuyu açıyor ama şöyle bir şey paylaşayım. Şerefli Koçhisar Ziraat Odası Başkanı'ydı Mehmet Bey diye yanılmıyorsam. Biz ilk yıllarda işe başladığımızda toprak düzenleyici olarak biz oraya tanıtım veya işte daha doğrusu onlar bize ulaştılar. Anlatıyorum ben, diyorum şu özelliklerinden şu şekilde. Ve çok ekonomik kalıyor fiyatlarımız. Bana dediği şu olmuştu. Hata sizde, siz neredesiniz? Biz bu ürünün 25 kilosuna 30 dolar para verip yurt dışından getirtiyoruz. Siz neredesiniz demişti. Tabii Türkiye'de bilen yok. Dediğim gibi özelliklerine baktığınızda bu ve buna benzer farklı kimyasal ürünler de dahil temin edilebiliyor. Çoğu da yurt dışı kaynaklı oluyor bunların. Tabii maliyetler yüksek. Aslında ürünün fayda sağlaması adına bakarsak bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yani ne yurt dışına ne farklı ürünlere. Bizim zeolitimiz dünyanın en kaliteli zeoliti de buradaysa bütün Türkiye'ye de yeteriz. Onu da söyleyeyim. O kadar da iddialıyız. Çünkü milyonlarca metreküp çıkmış hazır stokta bekleyen ürün var yani. Zeolit aslında anlam itibariyle kaynayan taş, volkanik taş olarak geçiyor. Tabii uzun yıllar içerisinde oluşmuş bir volkanik yapı, yani kayaç. Biz bunu kayaç olarak da alıyoruz zaten. Önümüzde de gördüğünüz gibi en doğal haliyle işliyoruz. Herhangi bir kimyasına değişiklik yapmıyoruz veya bir işlemden geçirmiyoruz. Bizim yaptığımız sadece burada farklı boyutlarda ya da kullanım amacına göre farklı işleyiş şekline getirebilmek. Bizim yaptığımız bu. Yoksa ürün ham haliyle zaten canlı sağlığına, doğa sağlığına sunulmuş bir ürün. Yumuşak bir ürün aslında. Yani şekillendirebilirsiniz, şekil de verebilirsiniz. Güneşi ve nemi gördüğünde patlar, kendini dağıtır. Ulaşımı da kolaydır. Yani nebati toprağın belli bir metre altında bulunan bir üründür. İşte Bigadiç hep bor madenleriyle ünlüdür ama borun bu kadar kaliteli olmasının en büyük sebeplerinden birisi üzerindeki katmanlarda bulunan zeolitin çok kaliteli olup süzmeyi ya da oradaki şeyi yapmasından kaynaklanan bir şeydir. O yüzden zeolit de kalitelidir.
Ulaşım mümkün. Yani zeolitle ilgili bir sıkıntımız yok zaten. Tabii zamanla biz her ne kadar kayaç olarak alsak da dış etkenlerle, yağmurla veya güneşle patlayan, kendini dağıtan bir ürün. Biz zaten kırma eleme işleminde buradan başlıyoruz. Belli bir parçalanmış halinden başlıyoruz. İlk yaptığımız ürün filtre malzemesiydi. Biz pek çok ürün yapıyoruz şu anda zeolitle ilgili. 130'un üstünde şu anda kullanım amacı var zeoliti. Ama bizim ilk çıkışımız dediğim gibi filtre malzemesiydi. Küçük, yani o gün için düşünüyorum ben şimdi çok küçük düşünmüşüz. Zeoliti tanımadığımızdan kaynaklı. Yani filtre malzemesini biz ilk yaptık, gönderdik mesela. Şu anda filtre malzemesi bizim 3. sıraya inmiş bir ürün. Bundan önce öne çıkan daha fazla ihtiyaç duyulan farklı alanlar var. Bunlardan birisi hayvan sektörü, mineral yem katkısı veya altlık olarak sunduğumuz. İkincisi mineral toprak düzenleyici olarak sunduğumuz. Bu durumda filtre malzemesi 3. sıraya düşüyor. O da neden kullanım aslında 3. sıraya düşüyor derken fayda olarak evet çok çok artıda. Ama kullanım ya da tonaj olarak orada daha az ihtiyaç oluyor bize. Ama bir canlı sağlığında yani hayvan beslenmede mineral yem katkısı olarak ki Balıkesir'in ve Bigadic'in hayvan sektöründe lider olduğunu düşünürsek çok daha hızlı ön plana çıkıyor ve hızlı bizden götürüz oluyor. Ama toprak düzenleyici de artı bir değer bizim için. Arıtma yani bir akvaryumunuz var. Buradaki ortamı iyileştirmek istiyorsunuz. Daha uzun sürede suyunu değiştirmek istiyorsunuz. Canlının oradaki rahatsızlıklarını, hatta bunu çok mikronunu yem olarak verenler de var, veren arkadaşlarımız da var. Ama dedim ya biz filtre olarak ya da akvaryum sektörü olarak düşünürken çok küçük düşünmüşüz. Bugün biz şehirlerin arıtmalarına veriyoruz. Atık su arıtmalarına da veriyoruz, içme suyu arıtmalarına da veriyoruz. Biliyorsunuz çevresel etki artık çok çok önemli. Belediyeler atıklarını bırakırken arındırıp bırakmaları gerekiyor. Eğer bir takım kimyasalları biz doğaya bırakırken doğal haliyle bırakmak istiyorsak işte burada zeolit de yapmamız gerekiyor. Yani çöp alanlarının hazırlanmasından tutun da çöpe bırakılan zehirli atıkların toprağa, yeraltı sularına inmesini istemiyorsak öncelikle zeolitin çöp alanlarının zeolitle hazırlanması gerekiyor. Veyahut bir çöp alanını kapatmak istiyorsak yine aynı şekilde oradaki gaz oluşumunu veya canlı sağlığına zararlı olan herhangi bir kimyasalın çıkmasını önlemek istiyorsak yine aynı şekilde zeolitle kapatmamız gerekiyor. Oradaki dediğim gibi kendi bünyesine tüm zehirli atıkları kendi bünyesine absorbe eden bir ürün. Dolayısıyla doğaya zararı olmadığı gibi faydası var. Mesela biz bunu şimdi konudan konuya atladık aslında ama tavuk çiftliklerinde de kullandığımızda oradaki amaç amonyumu emmek, kokuyu emmek, oradaki çamurlaşmayı gidermek, hayvana hijyenik bir ortam sağlamaktır aslında. Ama siz bunu doğaya da bırakırken eğer zeolitle birlikte bırakıyorsanız zaten tavuk terkisiyle birlikte %100 organik bir gübre yapmış oluyorsunuz. Doğal olarak siz bunu doğaya bıraktığınızda tarımsal arazi için sonsuz bir kullanım açmış oluyorsunuz. Zeolitin yani bir atık olma gibi bir şeyi yok. Mesela bizim herhangi bir atığımız olmuyor. Biz buradaki mikronundan, tozundan tutun da en büyük kayat parçasına kadar ya da en büyük kayacından mikron grubuna kadar zeolitin her türlüsünü değerlendiriyoruz zaten. Toprak düzenleyici olarak geçer bizim ürünümüz. Literatürde de vardır zaten. Bakanlığın toprak ya da toprak ıslahı ile ilgili TÜGEM'de de vardır. Şöyle ki mineral toprak düzenleyicinin özelliği şu. Maalesef topraklarımız artık aşırı kimyasal kullanımından
işlevini tam yapamamakta ya da işte aşırı kireç, aşırı tuzlanma ya da vahşi sulama. Artık topraklarımızdaki çoğu ürünü kendi ülkemizde yetiştirmediğimizi de düşünürsek ya da kimyasal gübrelerin maliyetlerini de düşünürsek bizim ürün aslında ilaç gibi bir şey. Bizim mühendis arkadaşımızın bir sözü var. Canlı sağlığı için ya da insan sağlığı için üç şey lazım. Su, hava ve toprak. Biz üçünü de burada arındırıyoruz. Suyu da arındırıyoruz, toprağı da arındırıyoruz, havayı da arındırıyoruz. Ve %100 doğal olarak yapıyoruz bunu. Herhangi bir kimyasala tabi tutmadan veya kimyasal kullanmadan yapıyoruz. Toprak düzenleyicideki amaç da zaten bu. Oradaki mantar gibi ya da işte aşırı çoraklaşmış, çölleşmiş, nemi olmamış, mineral yapısı bitmiş bir toprak yapısı varsa buradaki eğer zeolitle yeteri doğru oranda kullanıyorsanız ya da kullanacağınız diğer kimyasalları zeolitle birlikte destekliyorsanız bitkiye tam %100 diğer ürünlerin ulaşmasını sağlama imkanınız var. Hatta bizim bir yurt dışı projemiz vardı, henüz hayata geçmedi. Çölleşmiş toprakları hayata çevirmek gibi. Burada zeolit toprağı diğer gübreler gibi uygulayabiliyorsunuz. Pek çok formu var, yani mikron grubundan granül yapısına kadar hepsini uygulamanız mümkün toprağa. İşte standart gübre makinalarıyla uygulamak istiyorsanız granül yapısını kullanıyorsunuz. 1,5-3 milim dediğimiz normal gübre formunda. Veyahut işte damlamayla vermek istiyorsanız ya da yapraktan vermek istiyorsanız biz firma olarak bunların hepsine hakimiz. Hepsini sunabiliyoruz üreticiye. Tabii topraktaki mineral yapısını canlandırmak, oradaki hava ve su geçirgenliğini, organikliğini sağlamak için zeolitin doğru oranda ve doğru zamanda kullanılması ki zaman olarak işleme döneminde her türlü uygulamanız yeterli. Kullandığınız zaman %100 size avantaj sağlayan bir ürün. Her şeyden önce çok ekonomik bir girdi. Yani çiftçimize sunduğumuz çok ekonomik bir ürün. Gübre firmalarının ya da gübre fiyatlarının bitkiye sağladığı yanında bizim ürünümüz çok çok daha avantajlı olacaktır. Biz de bilmiyorduk bu kadar kullanım amacının olduğunu. Biraz da tabii dönüşlerden besleniyoruz biz. Yani ihtiyaçlar ya da bizim ürün yelpazemiz biraz da karşı tarafın ihtiyaçlarından kaynaklandı. Bize her gelen müşterimiz bir taleple gelebiliyor. Biz bugün sağlık sektöründe de zeolitin kullanıldığını görüyoruz. Ne yapılıyor? İşte cilt rahatsızlıklarında, takım mide bağırsak rahatsızlıklarında özel olarak kullanılan, klinik amaçlı kullanılan ürünümüz de var şimdi. Şimdi onu da yapıyoruz biz. Bu neden? Talepten kaynaklı bir şey. Geçen gün abimiz geldi, dedi ki size bir ağrı kesici getirdim. Hatta benim kızım da dedi, başım ağrıyor, sıkılıyorum, tabii biraz da oruç vurdu herhalde diyordu. Aa, 5 dakika sonra evet faydası varmış geçti dedi. İşte dedi bu sizin üründen yapılıyor. Bunları duymak da bize tabii güzel bir şey veriyor. Çok şaşırıyoruz zaman zaman. İşte baca gazı temizleyenler, klima havası temizleyenler. Yani çok enteresan uç fikirler çıkabiliyor. Bizim üniversitelere de zaten her türlü desteğimiz var. Üniversitelerde pek çok projelerde yer aldık. Öğrencilerimiz iyi derecelerde yaptılar. TÜBİTAK'ta birincilikler aldılar. Biz kendimiz COSGAP ve TÜBİTAK projelerinde de yer aldık. Oralarda da çok güzel işler, başarılı sonuçlar elde ettik. Her projeyi destekliyoruz. Ama evet şaşırıyoruz bazen. Diyoruz ki ya bu bunu da mı yapıyormuş? Hatta bize bazen dönüşleri oluyor. Çok basitinden mesela geçen gün yem katkı alan bir firmamız dedi ki ben bunun mikronunu istiyorum. Ne oldu? İşte dedi hayvanda mide dönmesi oldu. Profesör bana bu zeolitin mikronunu oral yolla suya karıştırıp içirmemi söyledi. Mide dönmesi, bağırsak bak dedi siz bunu bilmiyorsunuz. Yavru atmasını dedi zeolit önlüyor. Biz bilmiyorduk mesela. Hep yem katkı diyorduk. Yem tasarrufu, et arttırımı, süt arttırımı, bağırsak mide şişkinliğini alır. İşte yemdeki avantajlarını sıralıyorduk müşterilere. Çalışmalar da bu yönde yapılmıştı. Hep bu yönde yaptık. Biz mesela yaptığımız projede
COSGAP ile destekli Balıkesir Üniversitesi'nde bir proje hayata geçirdik. 40 tane kuzu üzerinde denedik zeoliti. Oradaki hayvanların bağışıklık sistemi, zeolitte ne kadar artı değer katıyoruz, canlıya ne veriyoruz, bağışıklık sistemini ne kadar güçlendiriyoruz, bunları raporladık. Çok çok da başarılı olduk. Hatta hocalarımız da dediler, evet sayende biz de zeoliti tanıdık, pek çok projeye de koymaya başladık diye. Biz mesela hep yem katkı olarak düşündüğümüzden hiçbir zaman üremeyi ne kadar arttırır, yavru atmada ne kadar başarılıdır ya da midesi dönmüş bir hayvanı biz zeolitle tedavi edebiliyor muyuz? Bunları farkında değildik. Ama müşterilerden yapılan dönüşlerde mesela adamın dediği o oldu. Yani siz de taşan bunun belki de farkında değilsiniz. Ben dedi zeolitinizi alıp kullanmaya başlayayım. Burada Kemalpaşa'da süt çiftliği yapan bir tane abimiz. Allah razı olsun, bize de bilgi dönüşü tabii ki değerli bizim için. Bak dedi, ben sizin ürününü kullanmaya başlayalı artık buzağı kaybetmiyorum dedi. Hiçbir zaman yavru atma hayvanlarda yaşamadım dedi. Bu bizim için çok böyle şey bir olay, yani mucizevi bir olay. Çünkü artık hayvanlarda kullanılan antibiyotikler veya diğer ilaçlar hayvanların yavru atmasına ya da artık gebe kalamamasına sebep olabiliyor. Biz burada güzel bir şey yapmışız dedik. Yani zeolit gerçekten iyi bir şeymiş. Her yeni bir şeyi öğrendiğimizde diyoruz ki ya biz ne kadar faydalı bir şey yapıyormuşuz. Zaten çıkış noktamız da oydu. Yani bir gadişten ne verebiliriz, dışarı ne götürebiliriz ya da bu gedişteki değerli olan bir şeyi nasıl ortaya çıkarabiliriz? Tabii 16-17 yıl öncesini düşünürsek bu biraz daha zayıftı ama şimdi artık internet sitemiz var, e-ticaret sitemiz var. Her yere ulaşmak ya da her yerden pazar bulmak daha kolay. İşimiz biraz daha kolay ama o dönemi atlattık. Daha ayaklarımız sağlam. Şimdi biraz daha bilgi depoladık. Biraz daha kendimizin ne olduğunu biliyoruz ya da bir kişi bize geldiği zaman işte ben tedavi aldım, atıyorum uzun süre tedavi aldım, bunun yan etkilerini atmak için zeolit içecekmişim. Artık doktorlar bana reçetemeli zeolit yazıyor deyince şaşırmıyoruz biz. Yani evet diyoruz ya, var, hemen yardımcı olalım. Hatta bize soruyor, tabii biz alışkınız, kamyonla satıyoruz, çuvalla satıyoruz falan. Ya işte bana bir kilo ya da işte 100 gram ya da işte diyor ki 10 gram diyor, her su bardağını içip ben kullanacakmışım. Bana doktorum bu şekilde tavsiye etti, işte vücudumda şunu şu şekilde atacağım. Ya diyoruz ya, bizden olsun, hediyemiz olsun. Artık bunu diyebilmek ya da o kişinin faydasını görebilmek, o kişiye faydalı olduğumuzu görebilmek bizim için çok kıymetli bir şey artık. Onun farkındayız en azından. Diyoruz evet, doğru ürün, doğru kalite, bu bizim için kıymetli artık. Tamamen mikron şeklindedir bu. Şöyle dokunduğunuzda bir su gibi avuçlarınızdan akması lazım. Bu mikron, yani ya da suya atıyorum yarım çay kaşığı koyduğunuzda suyla homojen olabilmesi lazım. Çökme yapmaması lazım. Bu mikron boyutu oluyor. Ocağın sağlığına veya klinik amaçlı kullanılan bir ürün. Açık yaralara veya işte sulandırılıp içme gibi basit yöntemlerle kullanılarak bunun farklı formuna getiren arkadaşlar var bizim ürünümüzü. İşte tablet bir kapsüle koyan, işte şampuan yapan, krem yapan, farklı boyutlarda tekrar sunulan ya da ham madde olarak kullanılan yerlerimiz var. Onun haricinde yine devam edeceğim. Mineral yem katkısı var. Akabinde toprak düzenleyici var. Kuş altlığı var, hayvan altlığı var. Canlı sağlığına kullandığımız. Ondan sonra filtrelere geçiyoruz. Ürün boyutu İrileştikçe filtre, arıtma, dediğim gibi akvaryum havuzdan başlayın da şehir şebeke sularının arıtmasına kadar hepsinde kullanmanız mümkün. Kamu Bankası'ndan da destek aldık girişimci kadın olarak. Bir de COSGAP ile proje yaptık. Şu anda hali hazırda da projelerimiz var, devam edeceğimiz, devam etmek istediğimiz.
tam bunlar aslında istediğimiz zamanda geldi. Yani bazı şeyleri bizim anlatmamız yeterli olmuyor. Biraz daha anlatırken insanlar, aa evet bak bir şey anlatıyor, o kadar övüyor ki benim paramı alacak mantığıyla da yaklaşabiliyor. Ama bir üniversitedeki hocalarımızla ya da onların bize verdiği destekle gidersek çok çok daha şık oluyor ve güvenilir oluyor. Biz zaten güvenilir olmak politikalarımızdan birisi ya da bize güveni boşa çıkarmamak, güvendikleri için, bizi tercih ettikleri için arkasına durabilmek bizim için de önemli. Tabii onların bizi desteklemesi çok güzel oldu. Çok da faydalandık, bilgilerinden faydalandık. Bu süreçte de çok sorun yaşamadık. Aslında ben hep mesafeliydim böyle olaylara. İşte kredi mi ya, bize çıkar mı ya, ya da KOSGEB'den destek alırken aman Urgan'a un sererler, bir sürü prosedür ararlar gibi de düşünmüyor değildim, önyargılıydım. Ama sonra baktım ki onlar bizden daha hevesli, daha yapıcılar, daha böyle heyecan duyduk o zaman. Hatta biz en son projemizi bitirdiğimizde, son kapanış sunumunu yaptığımızda yönlendirdiler de bizi aslında. Şöyle yapın, böyle yapın. Biz mesela daha küçük düşünüyorduk. Yok şunu da dahil edin gibilerden, şunlara da bakın, baktırın, bunları da teyit edin gibi yönlendirdiler. Çünkü orada kurulda gerçekten uzman kişiler vardı. Bizden talepleri de oldu. Bunu da görmek isteriz. Yani zeolitin bu yönünü de bilelim gibilerden. Çok tabii başarılı oldu kapanış sunumunda. Balıkesir KOSGEB Müdürümüz Deniz Bey de pazartesi, evet diğer projelerinin pazartesi günü masamda görmek istiyorum diye bir espri de yaptı. Tabii zeolitle ilgili yapılabilecek çok iş var. O kadar çok iş var ki her alanda olmalı ve ticareti bir yana insan sağlığına ya da canlı sağlığına, doğa için bu gerekliyse eğer tanıtılmalı, anlatılmalı, izah edilmeli insanlara. Bunları da yapacağız ama aklımızda. Bigadiş'te biz 3 firmaymışız. Ben bunu bankalardan öğreniyorum. Bigadiş'ten yurt dışına ihracat yapan. Ve aslında gurur duydum yani. İlk işte kamu bankasının bize geliş sebebi de oydu. Ya Hatice Hanım siz işte listede çıkıyorsunuz dediklerinde. Aa nasıl yani falan. İşte dedi Bigadiş'te şu firma şu firma. Bir de siz varsınız Bigadiş'te ihracat yapan. Aa dedim hiç mi yok ya, nasıl olmaz. Bigadiş aslında potansiyel olarak var, Bigadiş'te bu potansiyel. Yani zeolit tabii ki bambaşka bir ürün ama ihracat da çok korkulası bir durum değil, hele bu çağda yani. Artık yapılmalı, herkes her yeri, her şeyi pazarlayabiliyor. Bir de azmetmek gerekiyor. Evet güçlükler olmuyor mu? Oluyor. İnsan tabii ki bazen zaman zaman modunun düştüğü zamanlar da oluyor, tıkandığın zaman da oluyor, aşamadığın noktalar da olabilir. Ama azim bence her şeyden daha kıymetli. Azmetmeden sonucu beklemek lazım. İnsanlar bir mucize beklemesin. O mucize hiçbir yerde yok. Mucize insanın kendi içinde. Yani onu sen kendi içinde bulabiliyorsan, başarabiliyorsan zaten senin önünde kimse durmaz yani. O yüzden sadece kendilerine güvensinler. Öncelikle azmi ya da o başarıyı kendi içlerinde bulabileceklerini. Başkasından bir şey beklemiyorsan zaten mutlusundur. Başkasından bir şey beklemiyorsan sen bu işi başaracaksındır yani.
güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.